Evet, yurt dışında hep görüp beğendiğimiz, bütün turlarda acaba mı dediğimiz motor sonunda bizimle. Daha önce bunun 1200'üne binmiştik. Nedir bu derseniz, Türkiye'deki GS çılgınlığının bunu tanıtmasına izin vermediği bir durum var biliyorsunuz. Herkes GS diyor. Halbuki R1250 RS, bu gördüğünüz alet, tura, gezmeye, her şeye bizce daha uygun. İsterseniz gelin beraber bir kısa tur atalım. Neymiş, ne değilmiş anlayalım. Evet, öncelikle kolayca yan ayaktan kalkıyor. Gördüğünüz üzere zaten bunda da keyless ride mevcut, anahtarsız çalıştırma. Klasik boxer sesi. Pazar görüşürüz. Okey. Klasik boksör sesi. Şimdi Taner'den çıktık. Şuradan U dönüşü atacağız. Güzel bir gidon. Gayet basitçe dönebiliyor her yerde. Gidonlar tabii enduro veya uzun yol motorlarına, uzun bacaklı spor motorlara göre biraz daha dar. Çünkü bu alet RS. Aslında sportif bir tur motoru. Adından da anlayabileceğiniz gibi. Türkiye'deki satış fiyatı şu anda bugün ne? Temmuz'un başı. Temmuz 2023. Şu anda 791 bin civarında. Biliyorsunuz onu da sürekli güncelliyorlar. Satış fiyatlarını BMW'de. Bir takım opsiyonları var. Demin motorda görmüş olduğunuz gibi arka çantası var vesairesi var. Bunlar alındığında 791 bin küsur liraya geliyor bugün için. Tabii bunlar çok değişken. Cam şu şekilde ayarlanabiliyor. Bu motorun sahibi gördüğünüz gibi ne kadar buraya cradle varsa hepsini takmış. Çünkü uzun yol yapmayı seviyor Muharrem arkadaşımız. Gösterge artık bunda da klasik şeye dönüşmüş. BMW göstergesine dönüşmüş. BMW bu göstergeleri pek çok modelinde artık kullanıyor bildiğiniz gibi. Şimdi Emirgan'dan aşağı inip biraz geze geze gideceğiz. Bu aletteki tork tabii çok acayip. Elektrikli motosikletin bir benzeri gibi olmuş BMW'nin yaptığı bu boksör. Şöyle tarif edeyim. Yani şeyler, devirler 4000'i pek geçmiyor şehir içinde dolaştığınızda. Ve en yüksek viteste bile kalsanız gayet rahatlıkla çekiyor, alıyor, götürüyor sizi. Gücü 136 beygir. Şaft aktarmalı. Klasik boksör. Tabi bu 1200'den sonra, yani bunun daha önce 1200 vardı. 1200'den sonra 1200'e RS'te de bunda da şey var. Twin cam teknolojisi var. Dolayısıyla belli bir devirden sonra birazcık daha fazla güç veriyor şeye, motora. Boğaz'dayız. Hava güzel. Karşıda Hidiv Kasrı. Çubuklu tarafı. Burada görmüş olduğunuz gibi şeyler var. Feribotlar var. Hava güzel. Şimdi bu havada biraz daha camı indirebilirsiniz. Daha çok hava alabilirsiniz. Alet yere o kadar yakın ve kullanımı o kadar kolay ki işte görmüş olduğunuz gibi 35'li 40'lı hızlarda bile cruise edebiliyorsunuz. Rahat rahat sürebiliyorsunuz. Emirgan bugün maşallah Ferrari'den geçilmiyor. 3. vites 44, 50. Hatta bakın şöyle yapayım. 4. vites 45. Biraz küçültmek lazım tabi. Vites göstergesinin altında üstünde şu anda gözükmüyor. Şöyle yapayım. Yine gözükmüyor. Biraz devir artsın hemen şeyi gösteriyor. Yukarı aşağı vitesi arttır şeyini gösteriyor. Biraz daha şeye ihtiyacımız var diyor. Vitese. Evet, şunu bakalım geçebilecek miyiz? Yok, geçemeyeceğiz. 35 plakalı abi geldi. Evet, bunu geçelim, biraz daha rahatlayalım. Evet, hava nefis. Bakın şurada çıktı hemen, göstereyim. Vitesi büyüt diyor. Büyütüyorum.
şey geldikçe aşağı yukarı size gösteriyor. İşte aşağıda olsun, yukarıda olsun, ekonomi bakımından yapıyor bunu. Bu motorda opsiyonel donanımında olan Dynamic Pro modu da açık. Bunları sanıyorum opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Demin söyledim, motorun gücü 136 beygir, tork, tavan, tork her yerde. Bildiğiniz üzere pek yakında 1300 GS çıkacak. Herhalde yıllar içinde bu da 1300 olacaktır diye düşünüyorum. Triple Black dediği renk donanımı bu motorda. Bildiğiniz üzere BMW için özel bir seri. BMW bunu özellikle çıkartıyor ve pek çok şeyini siyah yaparak, donanımını siyah renkli yaparak bir siyah egemenliği oluşturuyor. O da güzel bir şey, seçenek. Şimdi bu motora arka çanta çok yakışıyor. Arka yan çantaları çok yakışıyor ve mantığına da uygun hale geliyor. Uzun turlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ama tabii şehir içinde biraz daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Çünkü her yerden çıplak bir motosiklet gibi geçmiyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz, bu görmüş olduğunuz aynalar genişliğinde yan çantalarda, yani aynaların genişliğini geçmiyor. Dolayısıyla teorik olarak aynaların geçtiği her yerden yan çantalarda geçiyor ama yine de dikkat etmek lazım. Evet, Balta Limanı Kemik Hastanesi. Umarım buraya düşmeyeceğimiz bir hayat yaşarız. Eski bir saray bu, biliyorsunuz, Baltalı Limanı Kemik Hastanesi. Burada da sarayın yanında bol kokulu şeyler var. Boğaz söz konusu olunca lüks arabalar ve Arap turistleri taşıyan lüks minibüsler başta gelen görseller, bildiğiniz gibi. Motorun gidişini şimdi size nasıl tarif edeyim? Şöyle tarif edeyim. Ben kendi kendime şöyle çözdüm. Bir tane kızarmış ekmek düşünün. Bazen sabahları kızartırsınız ya kendinize. Kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürmek gibi, böyle kendi kendine akan, böyle gevşek gevşek aşağı doğru giden bir yağı rahatça sürüyormuşsunuz gibi bir gidişi var. İnsana öyle hissettiriyor. O kadar rahat. İşte trafikte de dengesi çok güzel, gördüğünüz gibi. Yarım debriyajda. Debriyaj da o kadar yumuşak ki. Debriyaj hidrolik. Dolayısıyla çok rahatça ayarlayabiliyorsunuz yarım debriyaj gidişini. Burada çok fazla sayıda vale hizmeti ve işte dönenler, gelenler, onlara biraz dikkat ederek, evet, yine bir vale operasyonu var herhalde. Tabii yine minibüsler. Oh, yandan. Boğaz kafası çok güzel. Bir motosikletiniz varsa, eğer arabaya mahkum değilseniz, boğaz kafası o kadar güzel ki. Hem renkli, hem su var, hem esinti var. Her türlü insan var. Aşiyan mezarlığı var. Boğazın kafası her daim güzel bence. Bu aletin mesela ısınması da çok fazla değil. Boxer motorun zaten ısınma problemi zaten pek olmuyor, biliyorsunuz. Ayaklarımın olduğu yerleri falan gayet güzel şu anda hissediyorum. Dolayısıyla normal bir pabuçla bile, sneaker bir pabuçla bile, motosiklet pabucuyla bile çok rahatlıkla bindebiliyor. Aletin daha önce benim kullandığım, bizim Manisalı arkadaşımız Mehmet Ali de vardı. O yakın bir arkadaşına sattı ve bu kasadan aldı. O kadar beğeniyor bu motoru. Eski kasada daha enteresan bir gidon vardı. Bunlarda çeşitli gidonlar var arkadaşlar. Mesela bundaki triple clamp, biliyorsunuz şuradaki triple clamp'in hemen üzerinde bir gidon sistemi var bunda. Sportif gidon. Bir de bildiğim kadarıyla buna boru tipi gidon da takılabiliyor. Yani
BMW'nin başka bir motorundan alınan sanırım. RT'de de öyle bir opsiyon var. R1250 RT'de. Daha düz boru tip bir gidon alabiliyorsunuz. Onunla biraz daha rahat tur yapmak mümkün. Yani çok hızlı turlar yapmıyorsanız eğer, bir sportif touring yapmıyorsanız, daha rahat bir tur istiyorsanız öyle bir gidon da tercih edilebiliyor. Bu gidon bir parça alçak kalmış, sportif gidon. Onu gidermek için bunun sahibi yine BMW'den alınan bir gidon yükseltici takmış. Bence bu gidon yükseltici güzel ama daha önce kullandığım 1200 RS'te bir parça daha yüksek bir gidon vardı. O bence buna göre daha iyiydi. Yani bir parça daha dik oturmak istiyor insan. Öyle olsa bence daha iyi olabilir. Evet, burası da klasik bebek. Bugün hayret ki biraz boş. Normalde daha dolu oluyor. Şuradan eğmene uğrayalım. Açabilsem şunu. Dur açacağım. Dur bakayım çok. Dur ben açayım. Aç aç. Ne haber? İyi sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Geleceksin mi? Gel. Bir serinleteyim seni. Su, çay. Vaktin var mı bilmiyorum. Vaktim var. Nereye çekeyim? Şuraya çekeyim mi? Nereye çekeceksin yavrum? Ben gene alacağım. Tamam peki. Eğmen'e geldik. Meşhur bebek badem ezberçisi. Giriyorum şimdi. Tamam. Eğmen çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. İki dakika mola verdim. Gayet güzel sohbet ettik. Şimdi tekrardan yola koyulalım. Görüşürüz. Evet, ne diyorduk? Aletin dengesinden bahsediyorduk. Bir de modları var. Bakın şöyle Dynamic Pro'da şu anda. Rain. Road'a döndüreyim. Evet, road'a döndü. Modu gördüğünüz gibi. Road'da daha da sakinliyor. Ve süspansiyonları birdenbire en yumuşak hale geliyor. O da çok güzel. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bildiğiniz üzere şaftlı bir motosiklet. Şu kamerayı da biraz düzelteyim. Şaftlı bir motosiklet ve aktarma gayet keskin. Şaftlı olmasına rağmen ağırlık merkezi o kadar aşağıda ki şaftın getirdiği ağırlığı da pek hissettirmiyor açıkçası. İstanbul bugün sıcak. Gördüğünüz gibi şurada 32 derece yazıyor göstergede. Ama üzerinde insan çok iyi hissediyor. Üzerinde de BMW'nin Airflow isimli montu var. Gayet güzel esiyor. Şimdi bu eldivenlerim yeni. Bunları Papastavro'dan aldım. Dainese'nin son bir şehir versiyonu sanırım. Güzel üstü mesh, böyle bir hasır örme gibi. Gayet güzel şey yapıyor. Üstünde tak 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 duymuyorsunuz belki ama koruma var. Rahatça giyiliyor. İçi de deri ve güdeli kısımlar var. Bir de çok hafifler. Beni de çok iyi hissettiriyorlar. Hava sıcak olunca bütün sürücüler böyle yavaş yavaş gidiyorlar normal olarak. Dolayısıyla motorda çok arzu ettiğimiz bir şey değil bu. Ama ne yapalım, biz de onlar gibi yavaş gidiyoruz. Keyfimiz yerinde. Tüh, Honda'cı bastı geçti. Bastı geçti ama sonra da yürümüyor. Haklı. Çünkü şurada bir tane daha yaya geçidi var. Ona dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeşil olmasına rağmen araçlara yayalar geçmeye devam ediyorlar. Aslan Honda'cı. Kuruçeşme'ye doğru geldik. Birazdan artık buradan yukarı çıkacağız. BMW ile olan ilk karşılaşmamızın kaydımız böyleydi. Açıkçası insanı çok iyi hissettiren bir alet.
GS mi bu mu derseniz, ben olsam bundan alırım. Ama tabii GS'in Türkiye'deki yeri bildiğiniz üzere yıllar boyu bir başka. Hem değer kaybının az olması, hem de sürüş karakteri bakımından biraz daha böyle enduromsu ve heybetli gözükmesi Türk tüketicisini GS'e yönlendiriyor. Ama yurt dışında biraz yaşlı motoru olarak görünen bu motor bence hem dinamiği açısından hem de şeyi açısından, hissettirdikleri bakımından gençlere de çok uygun. Yani ben olsam bundan alırım. Bir BMW alacak olsam. Bugünkü yayınımız İstanbul'dan motovlog olarak, şurada da elektrikli BMW C04 var. Yayınımız böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki motor videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.